Bugün değişik bir tartışma konusuyla sizlerleyim. Devlet gerekli midir? Devlet iyi midir yoksa kötü müdür? Devlet insanların bir arada huzur içinde yaşayabilmesini mi sağlar yoksa insanları köleleştirir mi? Siyasal ve ideolojik tartışma sık sık devlet ve özellikle devlet ile sivil toplum arasındaki düzgün denge konusunun etrafında döner. Bir uç noktada anarşistler devletin ve başlamışken diğer yönetim sistemlerini gayrimeşru olduğunu iddia eder. Diğer görüşler devleti pozitif onay için gerekli olan bir kötü ve iyi için güç olarak kabullenme arasında değişmektedir. Devletin hayatımız üzerinde pozitif ya da negatif bir etkisi var mıdır? Kutlanmalı mı yoksa ondan korkulmalı mı? Bugün bir olumlu ve bir olumsuz örnek vererek sizlerin aklında bir fikir uyanmasını sağlayacağım. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Yorumlarda hepinizi tartışmaya bekliyorum. Olumlu örneklerden birisi. Uygar varlığa bir anahtar. Devletin lehine olan en temel argüman hayati bir düzen ve sosyal denge garantisi olmasıdır. Bir devlet kesinlikle gereklidir. Çünkü sadece baskı rejimine sahip egemen bir vücut çatışma ve rekabetin barbarlık ve kaosa dönüşmesini engelleyebilir. Devletin yokluğunda hayat, Hobbes'un da ünlü deyişindeki gibi yalnız, fakir, kirli, kaba ve kısa olur. Bu, kanun ve düzenin güvenilir sistemliğinin yokluğunda iç savaş ve zorbalığın kontrolünü ele geçirdiği, sözde başarısız devletlere tecrübe edilen üzücü talihsizliklerin altını çizdiği bir derstir. Olumsuz nedenlerden birisi. Düzensizlik nedeni. Anarşistlerin savunduğu gibi devlet, düzen sorununun sebebidir, çözümü değil. Devlet, çatışma ve karışıklığa sebep olur. Çünkü insanları kendi ahlaki otonomilerinden ayırarak ve kendi koymadıkları kurallara uymalarını zorlayarak onları bebekleştirir ve ahlaki gelişimlerini engeller. Bu da onları temel içgüdülerinin egemenliğine bırakır ve bencilliğin, açgözlülüğün ve saldırganlığın yayılmasına izin verir. Ahlaki gelişim, özgürlük ve eşitlik koşulları altında geliştiği için devletin otoritesini azaltmak ya da daha tercih edilebilir bir şekilde tamamen kaldırmak düzenin doğal ve spontane olarak alttan yükselmesine imkan sağlayacaktır. Olumlu bakış açısından bir örnek daha. Kamusal hayatın temeli. Devlet, bencil ve belirli olanlardan çok yaygın ve kolektif çıkarları temsil etmesi yönünden diğer vücut ve kurumlardan ayrılır. Devlet sadece kesimleri değil, tüm toplum adına konuşur. Bu şekilde devlet, insanların kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmasına, yoldaş vatandaşlarına sorumluluk dağıtmasına, uygun olduğu yerlerde kolektif kararlar vermesine imkan veren bir varlığın, kamusal bir diyarını mümkün kılar. Aristo ve Hegel'e dayanan bir gelenekte, devlet bu nedenle ahlaki açıdan sivil toplumdan daha üstündür. Olumsuzlara bir örnek. Özgürlüğün düşmanı. Devlet en iyi halinde gerekli bir kötüdür. Düzeni sağlama konusundaki yararları kabullenilse bile, devlet katı bir minimal role hapsedilmelidir. Bunun nedeni devlet otoritesi egemen zorunlu baskıcı olduğu için kamusal düzeninde doğası gereği bir eziyet diyarı olmasıdır. Anarşistler bu nedenle tüm devletin gayrimeşru olduğunu savunsa da diğerleri bunun sadece düzenli varoluş için koşulları koyan gerekli rolünden çıktığı zaman olduğunu önermektedir. Özgürlük, sivil toplumun ahlaken devletten daha üstün olmasıyla kamusal kürenin daralacağı kadar genişletilir. Olumlulara bir örnek daha. Sosyal adaletin temsilcisi. Devlet, modernleşmenin ana temsilcisidir ve birçok çeşit ekonomik ve sosyal yararlar getirir. Serbest piyasa ekonomilerinin destekçileri bile, ekonominin sadece devlet tarafından kurulabilen bir kentsel düzen çerçevesi içinde çalışabileceğini kabul ederken bunu tanır. Bunun ötesinde devlet, sürdürülebilir büyüme ve tam zamanlı işçiliğin devamlılığından emin olmak için müdahale ederek piyasa ekonomisinin doğası gereği dengesizliğe karşı koyabilir ve ulaşım ve kalite açısından hiçbir özel hayırseverliğin rakip olmayacağı, kamusal olarak finanse edilmiş sosyal hizmetler sunacak insanları yoksulluk ve diğer sosyal dezavantaj biçimlerinden koruyabilir. Olumsuz bir örnek. Yoksulluk için tarif. Ekonomi en iyi devlet tarafından karışılmadığında çalışır. Piyasa ekonomileri kendilerini düzenleyen mekanizmalardır. Talep ve arz güçleri bir araya geldiğinde uzun vadeli bir dengeye eğilimlidir. Buna karşılık olarak devlet kaba bir makinedir. Ekonomik ve sosyal hayatta devlet müdahalesi ne kadar iyi amaçlı olursa olsun, kaçınılmaz olarak piyasanın dengesini bozar ve büyüme ve refahı tehlikeye atar. Bu, en iyi ortodoks komünist sistemleri tarafından grafik olarak resmedilen bir kaderdi. Ama fazla düzenlenen kapitalist sistemlerin kötü ekonomik performansları tarafından da altı çizilmiştir.